günler sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Bursa Gemlik Kurşunlu'da bulunan Bizimora Kokoreç'teyiz. Yanımızda işletme sahibi Eren Süzer Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektörle alakalı bizlere neler aktarıyor olacak. Merhabalar efendim. Merhaba. Öncelikle bizleri burada ağırlamış olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sektörle alakalı çalışmalarınıza kalem kalem değinmeden önce sizleri çok kısa tanımak isteriz. Ben Eren Süzer, Gemlik'te doğdum. Bizimora Kokoreç'in sahibiyim. 1997 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Peki sektörle tanışmanız ne zaman ve nasıl oldu Eren Bey? Yani baba mesleği aslında. Anne karnından çıktıktan sonra gördüm. İlk dükkanımız Kokoreç. Babanın bize bıraktığı bir meslek. Yani çekirdekten yetişmeyiz diyebiliriz. Evet. Bu anlamda burayı biraz daha tanımak isteriz. Vermiş olduğunuz hizmetleriniz nelerdir? Baba mesleğimiz, abimle beraber devraldık. 2016 yılında üretime başladık. Üretim yerimiz Balıkesir'dedir. Ürünlerimizin hepsi süt kuzudur. Süt kuzu dediğimizde anne kuzusundan kesilen hayvanların daha otlamadan kesilmesidir. Bu Mart, Nisan, Mayıs aylarında olur. Ürünlerimiz, bir uykuluklu atom kokoreçimiz var. İçinde yaklaşık 160 gram, 200 gram arası uykuluk oluyor. Ve bu 8 tane kuzunun uykuluğu demek. Yani 8 tane kuzu kesildiğinde bir kuzudan 20-30 gram civarı çıkar. Bir ciğerin arkasında olur, bir de boğazında olur hayvanın. En güzel ürünlerimizden, spesiyallerimizden birisidir uykuluklu atom kokoreçimiz. Bir de normal kokoreçimiz var. Bunun içinde de çöz oluyor, un var ve süt kuzu bağırsağı. Mide dolmamız var. Mide dolmamız çiftlik midesi değildir. Bizim buranın Gemlik deniz midesidir. Sucuğumuz var, kasap sucuğumuz, kasap köftemiz. Menümüz bu şekilde. Bir de ayrıyeten tüm Türkiye'ye kargo yapıyoruz. Türkiye'nin her şehrine, her köyüne, ilçesine, tüm Türkiye strofor kutularda buz molekülleri, kuru buzlarla beraber 3 gün dayanıklı bir şekilde evlerinize ulaşıyor. Çalıştığımız restoranlar var Türkiye genelinde. Bu şekilde devam ediyoruz. Eminim tüm bunları yapmak için güçlü bir ekibe de ihtiyacınız vardır. Bize kadronuzdan biraz bahseder misiniz? Kadromuz, biz bir aile şirketiyiz. Şubemiz yok, tek şubemiz burası. Çok şube istiyor insanlar, İstanbul olsun, Bursa olsun, Ankara olsun. Ama biz fazla öyle hemen büyümek istemiyoruz. Kaliteli, temiz, işte biz burada ailecek, annem olsun, halam olsun, yeğenlerim olsun, abim ben. Hepimiz işin başındayız. Başka ellere teslim etmek istemiyoruz. Çünkü ürünü veriyorsunuz. Altın tabağa geliyor, bronz. Yani bunu çok önemli bir şeydir bu arada. Pişirmeniz, ekmeği kızartmanız, işte domatesini kızartmanız. Zor bir meslek olduğu için öyle şubeleşmek kolay değil. Biz ona iyi bakmıyoruz yani. Şu anda sağlıklı bulmuyoruz büyümek için, şubeleşmek için. Çok harika. Yani aslında ailenizle beraber bu işi şu an icra ediyorsunuz. Evet, evet. Aileyle beraber çok iyi şu anda. Ancak takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir? Yani dediğim gibi kokoreçte özellikle sadece süt kuzu kullandığımız için o 3 aylık dönemde biz 1 yıllık bütün ürünlerimizi depoluyoruz. Ve ondan sonraki aylarda bir daha bizde kesin hiçbir şekilde olmaz. Aynı lezzetle 1 yıl boyunca aynı kalitede burada gelip yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yani siz burada Ağustos sıcağında en sıcak ayda bile gelseniz bu ürünün kokma şansı hiç yok. Yani normalde bizim buraya gelen insanlar kokoreç hiç yemediği halde ben ekmeğin içine koyayım görmesinler ısırdıklarını et zannediyorlar. Çünkü hiçbir şekilde bir koku yok. Ürünlerin ilk başta süt kuzu olması beni herkesten ayıran bir faktör. Yani bunu yapmak çünkü zor bir şey. Depolamak, üretmek, bulmak, bağırsağı. Bütün ürünlerimiz Balıkesir süt kuzu ürünüdür. Başka bir şey de kullanmıyoruz. Bu yüzden ayıran bizi budur. Tüm bu saydıklarınız da aslında müşteri memnuniyetini beraberinde getiren şeyler. Müşterilerinizden nasıl geri dönüşler almaktasınız? Yani müşterilerimiz zaten bizim artık yani babadan da eski olduğumuz için hepimiz aile gibi olduk. Her gelende burada bizi gördüğünde bazen insanlar kızacak şekilde oluyor müşteriler ama kızamıyorlar. Bakıyor orada annem mücadele, burada abim mücadele. Ben kasadayım, koşturuyorum, garsonluk yapıyorum. Gerekiyor tuvalet temizliyorum. Yani burada bir aile durumu da olduğu için ürünler kaliteli gitsin. Gerektiği zaman gerçekten cumartesi pazar günleri 1 saat bekleyen müşterilerimiz oluyor. Onlardan çok özür diliyorum çünkü bazen kötü yansımalar da oluyor. Aslında haklılar ama bizde şöyle bir şey var. Biz plate, işte ne bileyim öyle tencere içinde falan kokoreç yapmıyoruz. Bizdeki ürünler
sadece her müşteri özel olarak pişip önlerine gidiyor. O yüzden o yoğunlukta da hani demiyoruz yani sabahtan tencere koyalım da ispatlı ekmeğin içine koyup servis edelim. Öyle bir şey yok. Yani ben burada kaliteyi hiç bozmamak için gerçekten bekletmeyi tercih ediyorum. Bunun için onlar da kusura bakmasın. Bazen çok bekliyorlar gerçekten burada. Ama ben müşterilerim de aile gibiyim. Onlar bizim misafirlerimiz. Çok mutluyuz bu şekilde. Çok harika. Peki firma olarak gelecek hedefleriniz nelerdir? Yani gelecek hedeflerimiz ilk önce ayakları bir yere sağlam basmak, önümüzü görmek. Öyle sadece hani büyüyeyim diye, yoksa şubeleşmek çok kolay bir şey bu arada. Bunu çok yapan firmalar var, görüyoruz. Ve ama hiç iyi durumlar da olmuyor. Ben o şekilde olmak hiç istemiyorum. Sadece hedef olarak insanlar büyümeye göz alıyor. Büyümek kendi yerine de büyüyebilirsin bu arada. Bizim olduğumuz gibi, biz yıllardır buradayız. Ama şu an burada olduğumuz yerde de büyüyoruz. Ve bence taş yerinde var. Biz babanın bıraktığı dükkanda, biz aynı şekilde aynı yardırmaya, ailemizle, annemle, abimle sırt sırta. Hedefimiz bu. Daha güzel ürünler, daha ne yapabiliriz? Başka bir hedefimiz yok şu anda. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki size ve işletmenize ulaşmak isteyen insanlar nasıl ulaşım sağlayabilirler? Lokasyon olarak neredeyiz? Yerimiz Bursa ilimizde Gemlik ilçesinde Kurşunlu Mahallesi'nde. Mudanya ile Gemlik arasında küçük sahil bir kasabası. Çok güzel bir yer bu arada. Herkesi bekliyoruz buraya. Türkiye'nin en büyük ve en güzel lezzetli kokoreççisine herkesi bekliyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani bu lezzeti kaçırmamanız gerekiyor. Herkesin bunu deneyimlemesi gerekiyor bence. Herkesi Kurşunlu'ya, bizim orada kokoreçe bekliyoruz. O zaman bizler de buradan herkesi Kurşunlu'ya bekliyoruz. Sağ olun. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, ayaklarınıza sağ olun. Teşekkürler efendim.